Evet. Onlar yani sahabe radıyallahu anhuma sadece Allah'ın ayetleriyle, sadece peygamberin hadisleriyle öğüt aldıklarında böyle bir galyana gelmiyorlar. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Onlar öyle bir hale geldiler ki hayat bulacak bir sözü duydukları anda ölümde pençeleşirken, ölüm kendilerine yaklaşmışken yataklarını terk edip o çağrıya icabet etmişlerdir. Kim gibi biliyor musunuz? Aklınıza kim geldi? Ebu Akil radıyallahu anh geldi. Bedir'den tutun da Resulullah aleyhisselam vefat edene kadar Allah Resulü aleyhisselamla bütün savaşlarda bulunmuş. Şehit olma aşkıyla bütün cepheleri dolaşmış. Ama gün Yemame gününde olacak. Arzusu ve isteğine Müseylemetül Kezzab'la yapılan kavgada kavuşacak. Bakın sözü şimdi İbni Ömer'e bırakalım. Nasıl bir tarihi olaya şahit olacak? Akil diyor, kolundan öyle ağır bir yara almış durumda getirildi ki çadıra diyor bıraktık. Öyle kan kaybediyordu ki şimdi Akil vefat edecek diye düşünüyorduk. Zira diyor gözlerini nahoş bir şekilde, bulutlanmış bir şekilde, ruhsuz bir şekilde diyor gökyüzüne dikmişti. Ben diyor onun başında oturuyordum diyor İbn Ömer. Artık canını teslim etti edecek. Can çekişiyor. Bir anda İslam ordusunun saflarında dağınıklık meydana geldi. Çözülmeler yaşanıyor. Yani Müslüman ordusu parçalanmaya başlıyor. Çünkü karşısında büyük bir güç var. Öyle basit bir ordu yok. Bu anda Man İbni Adi radıyallahu anh, ey Ensar topluluğu, dün Huneyn'de olduğu gibi kendinizi gösterin diye bağırdı. Dediği anda o can çekişen şimdi vefat etti. Ruhu bedenden ayrılacak dediğimiz Akil diyor yatağından fırladı. Ben diyor sarıldım diyor. Ey Akil yapma. Rahatsızsın, hastasın. Bedenin çok kan kaybetti. Dedi ki ey Ömer, bak diyor Ensar çağrılıyor. Vallahi ben diyor Ensardanım. Bir anda diyor düşmanın içerisine daldı diyor. Ya can çekişen adam, az önce öldü denilecek adam, Fatiha'sı okunacak adam, bir ses duydu. Hayat bahşedilen bir söz, hayata çağrılan bir söz, hayat bulacak bir söze çağrıldı. Akili hangi yatak tutabilir? Diyor ki İbn Ömer, peşine takıldım diyor adamın, Akil'in. İzliyordum. Bir ara diyor eğildi diyor. Koşmasını engelleyen kolunu diyor ayaklarının arasına aldı. Bir anda diyor çekti koparttı. Sonra diyor o kolu aldı diyor bir kenara attı. Sonra diyor düşmanın saflarına tekrar koştu. Harp bitti. Her yerde diyor Ebu Akil'i arıyorum. Öyle yaralar almış, öyle darbeler diyor üzerine indirilmiş ki vücudu diyor tanınmaz hale geldi. Yanına yaklaştım. Baktım ki gözleri diyor artık soluk bakıyor. Ama bir yandan da diyor sanki diyor cennetin hüzmeleri diyor havada parlıyor. Sanki cennete bakıyor. Cennetin ışıkları sanki Akil'in yüzüne vuruyor. O sıra diyor eğildim. Dedim ki ey Ebu Akil, kendini nasıl hissediyorsun? Allah diyor ona birkaç cümle söyleyecek kadar diyor biraz takat verdi diyor. Sanki o sözü bekliyordu. O soruyu soracaktı. Ebu Akil dedi ki kim galip kim mağlup? İbn Ömer adama baktı Ebu Akil'e. Dedi ki vallahi Allah'ın düşmanı öldürüldü. Sonra diyor Ebu Akil'in diyor yüzünde bir tebessüm parladı diyor. Gülmeye başladı. Sanki artık canımı verebilirim, rahatlayabilirim. Artık bu dünya hayatını bırakmanın vakti gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam adına düşmanlık yapan, peygamber olduğunu iddia edip de müminlerin arasında fitne çıkaran adam öldüyse artık benim işim bitmiştir der ve parmağını havaya kaldırır, şahadet parmağını. Diyor ki İbn Ömer oynatacak gücü yoktu diyor. Ağzından diyor çıkan son söz Elhamdülillahi Rabbil Alemin oldu diyor ve gözlerini bu dünya hayatına kaybetti. Onlar Allah'tan
Resulünden ve müminlerden hayat bulacak bir sözü işittiklerinde düşünmeden, taşınmadan, hesaba katmadan, ne olacağını hiç anlamadan hemen çağrıldıkları yere kavuşurlar. Vallahi ey Resulullah Aleyhisselam'ın sadık dostları, vallahi Rahman'ın has kulları, ey kendini Allah'a satan gerçek yiğitler, üzerimize öyle bir sorumluluk, öyle bir yük, öyle kaldıramayacağımız bir ağırlık bıraktınız ki hem bedenimizin zayıflığı hem de kalbimizin zayıflığı birleşince vallahi bu yükün altında ezileceğiz bizler. Vallahi de, billahi de, onlar eğer hayvanların lisanlarına hakim olsalardı, eğer onlar kuşların, eğer onlar balıkların, eğer onlar köpeklerin veya kedilerin lisanını bilselerdi, onlardan gelecek olan hayat dolu sözlere de koşarlardı. Eğer onlar yolda yürüdüklerinde konuşan taşların lisanını bilselerdi, ağaçların nasihatini duysalardı, vallahi hiç tereddüt etmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne koştukları gibi koşarlardı. Zira onlar kendilerine hayat bahşedecek bir sözü tartmadan, hesaba katmadan canını verircesine koşarlardı Allah'a.